أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cümle peygamberan izam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz, eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi bina edenlerin, bugüne kadar gelemesine emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın, tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyuruyor. İttakillâhe, Allah'tan kork. Ne demek Allah'tan korkmak? Allah'ın seni sana vereceği cezadan kork. Cezalandırmasından kork. Günahlara karşı sabret. Nefsini tut. Nefsinin emrine girme. Sen insansın, irade sahibisin, akıl sahibisin. Allah'ın kötü dediğine karşı nefsin yap. Ne olsa Allah kerimdir, affeder falan diye aldanma. Tut kendini. Gencecik bir delikanlı sokakta yürürken o kızların cazip yürüyüşleri, giyinişleri, tavırlarına kanı kaynıyor. Fiziki dürtüleri var. Şununla bir kol kola girsem de şuraya gitsem de falan diye nefsi Devam et. Tabii. Gençsin sen daha falan diye nefsi durmadan onu dürter. Aklı selim sahibisin, irade sahibisin. Allah bunu haram kıldı. Gitmiyorum diye nefsin başına bir yumruk atacaksın. Nefsinin bu isteklerine karşı duracaksın. Sabredeceksin. Evet, söylüyor delikanlı. Ben gencim hocam. Okuyorum, para kazanmadığım için evlenemiyorum. Şunu yapsam olur mu? Olur mu hiç? Olmaz. Allah'ın haram dediğini yapmaya hiç hakkımız yok. Sabredeceksin. Allah'tan kork. Sabret. Bu demek. Ne yapayım o zaman? Kanım kaynıyor. Oruç tut diyor Peygamberimiz. Oruç tut delikanlı. Oruç tut. Oturduğun zaman çorba, etli, pilav, tatlı diye böyle 10 türlü yeme. Azıcık buradan gireni kıs. Oruç tut, azma. Veya hemen evlen. Fetezevveç. Hemen evlen. İmkanın varsa geciktirme. Yanlış yollara düşmeye asla cevaz yok. Allah'ın günahlarına sabretmek. Allah'ın azabından korkmak, Allah'tan ittakillahın cümlesinin içindedir. Va'alat ta'ati. Allah'ın rızasını kazandıracak güzel işleri yapmaya da sabır. Bu konuda korkmak da ittakillah cümlesinin içindendir. Şimdi geceler kısaldı. Sabah namazı çok pahalı şimdi. Çok, piyasası çok değerli. Uyku kısaldı. Müezzin çıkıyor diyor ki hayya alassale, haydin namaza, hayya alel felah, kurtulmak istiyorsun, haydin camiye, kalkın. Assalatu hayrun minennem, namaz uykudan hayırlıdır, hadi camiye. Sen de o kadar tatlı uyuyorsun ki daha yeni yapmışsın,
Gece kısa, kanmamış uykun sırası mı be, orada konuşuyorsun. İçinden geliyor bunlar. Bismillah deyip kalkacaksın. Şeytanın senin üstüne attığı düğümleri çözeceksin. Gidip şakır şakır abdest alacaksın. Camiye gideceksin. Taata karşı sabır. Bu nefis öyle diyor. Yat yat diyor. Daha camiye gitmek şart mı ya? Evde de kılarsın. Buna sabır. Evet, oruç tutmak zor yaz günlerinde. Buna sabır. Didine kazanıyorsun. Gece gündüz çalışıyorsun, biriktiriyorsun. Allah diyor ki zekat ver. Malcının zorunu, ben enayim besicim ya, nasıl zorluklar kazandım. Nefis öyledir. Buna sabır. Hatta verdiklerin sana diyecek ki enayi kazanıyor gözünü bize verdi. Kulağına geliyor bu laflar. Sen onun için, onun bu sözü veya takdir için vermedin ki onu. Ve atuz zeka, zekat veriniz dediği için Allah için verdin. Ters laf duysan bile Allah'ın bu sözüne uyduğun için önemli değil. Sağ ol dese de önemli değil, enayi dese de önemli değil. Bu duygularla buna sabır, buna sabır, tepkilere sabır. Evet, bunlara sabır. İttakillah cümlesinin içindedir. Evet, Allah'tan kork ey yaşlı, genç, kadın, erkek, mümin. Ve akimis salate, namazını kıl. Namaz demek yaradanın huzuruna çıkmak demek. Çünkü elhamdülillahi rabbil alemin okuyoruz. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sana ibadet ediyorum. Sana tapıyorum. Senden yardım diliyorum. Sana diye kime söylenir? Karşında olana. Allah'ın huzurundasın. Duanı mı böyle yapıyorsun? Ama ben görmüyorum. Tabii görmezsin. Allah görülmez. La tütrikül absar ve yedrikül absar. Bu gözler Allah'ı göremez. Ama Allah görür, bilir. Allah karşındaymış gibi. Öyledir çünkü namaz. Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Onu böyle bil. Sen görmüyorsan da o seni görüyor. O seni görüyor. Tabii Kur'an'da ayet böyle. İnşallah biz cennete gidince cennette Allah'ı ayın 14'ü gibi göreceğiz. Hiç sıkışmadan. Hani bazı şeyler oldu mu? Ben de görüm. Müsaade, ben de göreyim. Sen biraz baktın filan. Yok öyle yok. Çok rahat bakacaksınız, göreceksiniz diyor. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah cennete girince göreceğiz de nasıl göreceğiz bilmiyorum. Gidince konuşuruz orada. Nasıl olduğuna orada anlarız inşallah. Çünkü Allah şekle sığmaz, mekana sığmaz. İmam-ı Azam diyor ki öbür Hristiyanlar gibi, şunlar gibi sakın sapıtma bu laflara bakarak. Küllü mâ hatara bi bâlike vallâhu gayru zâlik. Hatırına, hayaline ne geldiyse Allah o değil. Çünkü Allah şekle sığmaz. Sen ne gördüklerini hayal edersin. Allah şekle sığmaz. Neyse kemisliği şeyun. Allah hiçbir şeye benzemez. Onun için hatırına ne geldiyse o Allah değil. Bunu bu şekilde sabadanlar, bunu söyleyenler var. Bir tarihte Paris'teyiz. Oğlanın anası Japon, babası Fransız, elçi. Böyle karışık bir aileden olmuş. Ama Allah hidayet nasip etmiş. Müslüman olmuş ama sonra yine sapıtmış. Getirdiler bana. Ben diyor her gece Allah'ı görüyorum. Dedim ki yavaş ol bakalım. Peygamberleri içerisinde bir Muhammed Mustafa Allah'ı görebildi. O da nasıl gördüğünü söylemiyor. Musa Aleyhisselam da erini göster kendini göreceğim dedi. Galen tarani, beni göremeyeceksin ya Musa. Şu dağa bak, o dağ yerinde durursa görürsün. Bir baktı ki dağ toz oldu, duman oldu. Hemen korkusundan faharra Musa saika, bayıldı düştü. Musa Aleyhisselam çok kuvvetli, çok iri cüsseli, kuvvetli bir adam, sağlam bir adam. Ama dağın o dehşeti, toz olmasına dayanamadı, pat diye düştü, bayıldı. Bilahare ayılınca tüptü. Tövbe ettim, haddim olmayan şeyi istemişim ya Rabbi.
beni affet diye yalvardı. Musa Aleyhisselam görememişse sana mı düştü bu iş? Görülemez oğlum, yanlış yoldasın diyorum. Ay görüyorum diyor. Israr ediyor, sapıtmış. Muhtemelen cin görüyor veya bir başkasını görüyor. Cinler rüyada görülebilir. Şeytan da görülebilir rüyada. Ama şeytan peygamberimizin kılığına giremez. Allah onu yasaklamış. Peygamber görürsen doğruyu görmüşsündür. Hakikisini görmüşsündür. Evet, şimdi namaz Allah'ın huzuruna çıkmak demek. Bunu böyle bil. O, sen görmüyorsan da o seni görüyor. Onun için Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ay esneme, kaşınma, külahını düzeltme, düğme bağlama. Allah'ın huzurundasın ya. İnsan Allah Yaradan'ın huzurunda böyle kaşınır mı, esner mi? Laubali olur mu? Askerlik yaptınız, komutanın karşısında bir kaşın da göreyim seni bakayım. Şimşekler çakar yüzünde. İnsanların hepsini Yaradan Allah'ın huzuruna çıkıyorsun diyor peygamber. Görmüyorsun ama öyle diyor namaz. Namazda kaşınılmaz. Namazda böyle sala sala oynanmaz. Hani atları bağlarsın. At dinlenmek için bir bacağına biner, yükünü bindirir, öbür bacağını kıvırır. Sen de namazdayken bir bacağını kıvırır, bir bacağını... Böyle olmaz. Hazır ol da duracaksın. Neden? Divandayım. Allah'ın huzurundayım diye için tir tir titreyecek. Allah büyük. Allah celal, azamet sahibi. Ben ise aciz bir kulum diye yağın eriyecek. Böyle titrek sesle korka korka böyle duracaksın. Namazda huşulu olmak bu demek işte. Allah'ın ne olduğunu idrak edinde olan adam böyle namaza durdu mu bu korkudan dünyayı unutur. Hiç ses duymaz, acı duymaz. Böyle namaz kılanlar çok. Böyle bir namaz kılsan iki rekat tüm günahlarını sildiriyorsun. Bir iki rekat namaz kılsan. Ondan sonra yine yaparım. Sen kıl da sonra düşünürüz. Zaten böyle namaz kılan adam bir daha yapar mı öyle? O tadı duyan adam, o namazın tadını duyan adam bir daha yanlış iş yapar mı? O zevke eren adam. Evet. Çünkü Allah'ın huzuruna çıkmak ne kadar zevkli. Müminin miracı. En güzel, en muazzam mertebeye ulaşıyorsun. Bu bilinçteysen sen tam adam oluyorsun. Sırlar açılıyor, perdeler açılıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları, bizim örneğimiz o. Bunları, perdeler açılıyormuş gözünde, açılmış. Çok var böyle. Bir gün sahabi demişler ki Mescid-i Nebevi'de, Bedir'e katıldık, Uhud'a katıldık, Hendek'e katıldık, gitmediğimiz harp kalmadı. Çöl demedik, dağ demedik, açlık demedik, susuzluk demedik, oradan oraya, oradan oraya Müslüman için koşturduk. Evelallah işimiz çok iyi filan diye başlamışlar böyle konuşmaya. Peygamberimizin evi de hemen mescide bitişik odada duymuş, kalkmış. Şöyle şöyle söylediğinizi duydum. Söyleyin demiş. Herkes kim olduğunu söylesin, onun geleceğini, ne olduğunu, suratını söyleyin. Vallahi şimdi Allah bana cenneti de gösterdi, cehennemi de gösterdi. Söyleyin demiş, ne adam olduğumu size söyleyeyim. Bir celallanmış. Aman ya Resulallah, bizi affet, bilemedik ya Resulallah. İnsan yaptığınla övünür mü? Güzel şeyleri sayarız biz de. Devirdiğimiz çamları hiç anlatmayız. Onları hiç yazmayız defterimize. Hiç onları hesaba katmıyorsunuz diyor. Hep böyle yaptığınız iyiliklerle diyor zaman şey diyorsunuz. Azıtıyorsunuz diyor. Günahlarınızı gözünün önüne getirin bakalım bir ne olduğumuzu o zaman anlarsınız. Evet, biz böyle aciz. Ünlü arkasını görmeden çok yanlış işler yapıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldığın zaman Allah'ın huzuruna çıkacak kadar böyle değerli bir insan olmadığını, eli yüzü karalı, günahkar olduğunu bil.
ezil, küçül, boynunu bük, korka korka elhamdülillahi rabbil aleminde titrek sesle sabahdan başlayacaksın, Hüseyin'in gideceksin, bilmem ne vaada karar kılacaksın falan diye makam peşinde koşma. Orası Allah'ın huzuru. O iş kendiliğinden oluyorsa ne âlâ. Ama sen Allah'ın huzurunda olduğu bilincinde değilsin, makam değiştirmek peşindeysen orada artistlik yapıyorsun. Namaz bu değil diyor Peygamberimiz. Allah'ın huzurunda olmaktır namaz. Allah'ın huzurunda olmak olan şey kimse hiç böyle şeylerle kafasını meşgul eder mi? Böyle namaz kılın. Evet, namazı kılın. Vakkımız salate. Öyle beden ibadetlerinin en faziletlisi, bedenle yapılan ibadetlerin en faziletlisi namazdır. İnsanın bizzat bedeniyle yapılır. Yani çok zengin adam, Allah'ın sana ayda 2 milyar, benim adıma 5 daha kılıversen. Olmaz. Bizzat kendi bedeninle yapman gereken ibadetlerdendir namaz. Başkası senin adın namaz kılamaz. Mümkün değil. Bedenle yapılan ibadetler başka da var da bu en aftalıdır. Namaz böyledir. Namazı nasıl diye sorarsan şartlarına göre kıl. Akimizi şer ediyoruz şimdi, açıklıyoruz. Peygamber bir kelime söylüyor. Biz onu birçok cümlelerle bir türlü şey edemiyoruz. Tam açıklayamıyoruz. Akimiz salate demek, namazı güzel kıl, şartlarına uy, devamlı kıl. Çünkü akame demek, yatan bir şeyi kaldırdığı ayağa demek. Ayakta tutmak ne demek? Devamlı canlı tut, devamlı namaz kıl demek. Eğri büğrü şeyi düzelttin mi, Araplar akame derler, düzeltti, düzeltti. Aha, namazı düzgün kılacaksın, tavuğun yemakladığı gibi. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri öyle söylüyor. Serbe zemin dümbe heva, kafa yerde, kıç yukarıda. Gösterişten ibaret böyle namaz olmaz diyor. Tavuğun yemakladığı gibi tık 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 alıyor kalkıyor ya. Vakur, kendinden geçmişin, aczini itiraf ediyorsun, boynun bükük, için yanık. Allahümme Rabbena etina fid dünya derken yüreğin cız ediyor. Ağır ağır eğiliyorsun, ağır ağır doğruluyorsun, ağır ağır secdeye gidiyorsun, yezlere sürtüyorsun, aczinin en son noktası. Mana olarak aczini itiraf ediyorsun, şeklen de secdeye kapanıyorsun, işte sıfır oldum anlamına. Evet, böyle namaz kılınır. Akimin salâ böyle namaz kıl demek, şartlarına riayet et. Farzlardan birisi yoksa namaz yok. Namaz olmaz. Namazda yasak olan şeyleri sakın yapma. Akımın içinde bu da var. Akımın salate, namazı ikametin için bu da var. Sakın namazın içinde namazın farzlarına ters, namazda yapılmayacak şeyleri sakın yapma demek. Bir kelime söyledi, daha bitiremedik. Daha devam edeceğiz. Efendimiz İttakillâhe, Allah'tan kork ve akimis salate, namazı ikame et dedi. Bunun açıklamasına devam ediyoruz. Yine şimdi bilesin ki evvelu ma yuhasebu bihil abdu es salatu. Herkes ölecek. Kullu men aleyha fan ve yapka. Yeryüzünde kim varsa, ne varsa fani, ancak Allah baki. Hepimiz öleceğiz ve öldükten sonra mümin olarak inancımıza göre dirileceğiz, sorguya çekileceğiz. Birinci madde diyor. Evvelu ma yuhasebu bihil abdu es-salatu. Baraj sorusu namaz. Namazı güzel kıl. O baraj sorusunu kazanamadın mı, öteki imtihanlara giremiyorsun ya hani. Bilmem les imtihanında şu kadar almazsan daha sokmuyorlar. Aynen böyle.
doktora imtihanında dil barajını aşmazsan ötekini allame olsan sokmuyorlar. Baraj sordun ama öyle diyor. Evvel ma yuhasab bihil abdu es-salatu. İlk hesaba çekilecek madde namaz. Kur'an-ı Kerim'de dünyadayken ticaret arkadaşı, okul arkadaşı, asker arkadaşı, komşuluk yapmış. Memnun, memnun. İyi adam biliyor. Bakıyor ki iyi adam bildiği adam cehennemde. O kurtulmuş cennette. Cennettekiler cehennemdekileri görecek Kur'an-ı Kerim'e göre. Aa diyecekler ya çok güzel adamdı bu ya. Ne işi var orada? Ya komşu, arkadaş niye sen oraya düştün? Sorma be yahu. Evet. Ben size hiç kötülük etmedim ama lem nekü minel musallin. Namaz kılmıyordum arkadaş. O maddeden kaybettim. Onun için cezamı çekiyorum. Kur'an'da hayat bu. Bu Cevat Hoca'nın fetvası değil. Lem nekü minel musallin. Onun için diyoruz namaz yolda olmaz. Namazı aman devam edeceksiniz. Güzel kılacaksınız. Hop 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 diye değil. Vakur, huşulu, hudulu, bilinçli. Bilinçli kılacaksınız. Akıminin içinde bu var. Akımı salata bu var. Namaz imanın bayrağıdır. Alem. Minarenin alemi, işareti. Ay yıldız. Müminlik alameti ay. Değil mi? Bütün İslam ülkelerine bakıyorsun hilal var. İman işareti o. Müslümanların hepsinde hilal var genellikle. Alem, işaret, alamet demek. Alamet demek imanın alametidir. Yani bir adam namaz kılsa İmam Azam işte buralardan tutturuyor diyor ki bir adamın bayram namazı kıldığını gördünüz mü mümindir demek zorundasınız. Kafirdir diyemezsiniz. Ama efendim şu ama efendim yok. Bayram namazını kıldın mı adam kıldı. Mümin göreceksin. Yanlışlığı yapar tabii onu düzelteceksin sen. Müminlik görevi ama ona kafir diyemezsin. İman alametidir namaz. Bir adamın cemaatle namaz kıldığını görürseniz diyor imam. Mümin olduğunuza hükmetmek zorundasınız. Karar vermek zorundasınız. Sen mesela diyebilirsin ki bir adam şahadet kelimesini bilmiyorsa gelmiş uymuşsa imama evet hiçbir şey söylemese bile bizim inancımıza göre cemaat bir şey söylemese bile imam bizim adımıza okuyor. Onun okudukları bizim okuduğumuz oluyor. Öyle diyor Peygamberimiz. İmam da ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyor mu? Adam bunu bilmese o okuduğu için imam, imamla uydum dedi mi o da söylemiş oluyor. Cemaatle namaz kılan adama kafir diyemezsiniz. Derseniz İza akfara raculu fakat ba'a biha. İza akfara raculu ahahu fakat ba'a biha. Buhari Müslim hadisidir. Böyle bir iman ışığı tutamayı olan bir adama yaptıkları yanlış işlerden dolayı kafir derseniz küfrün altında kendiniz kalırsınız. Küfrün vebali altında gelir küfür size çullanır. Öyle sakın keskin bıçaklı olmayın. Bir adam açıkça inkar etmedikçe ne kadar günah işlerse işlesin günahkar mümindir. Asla kafir değildir. Hakka mümindir. Evet şimdi cemaatle namaz, bayram namazını gördünüz. Vay gavur diyemezsiniz. İmanın alametidir. Bak akimi salatiyi şerh ediyoruz. Evet devam edeceğiz gene. Ve dinin direğidir. As-salatu imadu'd-din. Femen akameha fakat akame'd-din. Ve men hedemeha fakat hedemeddin. Namaz dinin direğidir. Onu ayakta tutan dini ayakta tutar. Onu yıkan din binasını yıkar diyor. Peygamberin hadisi bu.
dinin direğidir. Şu cami, şu bu direkler olmasa durar mı? Namaz olmadı mı din binası ayakta kalmaz demek bu. Namaz o kadar önemli yani. Peygamberimiz diyor ki kafirler namaz kılmaz, biz kılarız. Kriter diyor. Küfürle mümini ayıran kriterdir. Evet, böyle çok ince düşünmemiz gereken ağır sözler var. Kafir namaz kılmaz, mümin kılar. Ben öbür tarafını söylemeyeyim. Sen yorum yap artık. Hani bazen kızı veriyorlar çok sıkıştırıyorsun filan diye. Peygamber sözünü naklediyorum. Siz yorumunu siz yapın. Evet, böyle dinin gereğidir. Evet, namazı böylece kıl. Anlattığımız anlamlarda Allah'tan kork, namazı güzel kıl, devamlı kıl. Şimdi mesela ikame kelimesinin içinde tadil-i erkan, Allah'ın namazda yapmamızı emrettiği şeylere rükün denir, içindekilere. Namaza başlamadan emrettiklerine şart denir. Şart da farzdır, rükün de farzdır. Namazın dışındaki farzlara şart denir. Mesela abdest namazın şartıdır, farzdır tabii. Necasetten taharet namazın şartıdır, tabii farzdır. Vakit, kıble, kıbleye dönmek, bunlar niyet, namazın dışında ama namazın farzı ve şartıdır. İçinde kıyam, kıraat, rükû, sucud, bunlar da içinde, bunlar rükündür. Bu rükünleri yerli yerinde yapmak tadil erken demektir. Mesela elimle namaz kılanı canlandırıyorum. Buradayken, ayaktayken Allahu Ekber deyip ondan sonra Sübhaneke, Euzü Besmene, Fatiha, bir zamm-ı sure okuyacaksın. Kıraat namazın farzıdır, rüknüdür. Ayakta okunur. Dikkat edin. Ayakta okunur. Ayakta okunur cümlesini çiziyorum. Ayakta kıraatı bitireceksin. İnna atayna kel kevser fesalli li rabbike venhar inne şanike vel ebtar. Bir soluk alacaksın. Allahu Ekber. Böyle şimdi adam duruyor, elham bitiriyor. İnna atayna kel kevser fesalli li rabbike venhar. Yolda okuyor. Olmadı. Kıraatın yeri kıyamdır. Dikelirken bitireceksin. Hoca efendi veya beyefendi, hanımefendi. Kıyam da okunur kıraat. Rükuda tesbih çekilir, kıraat okunmaz. Efendim teravih namazın cemaat çuvasın diye burası çarşı. Her sen yaz günleri işi gücü var, uykular tatlı. 19 dakikada yastığı teravih bitiriyor. Ne hoca, ne hoca. Ne acı, ne acı adam. Hoca değil. Çünkü nasıl kılıyor? Yolda gidiyor. Semullahu limanem derken bu acayip acayip. Birini ona katıyor, birini ona katıyor. Tadil erken yok. Secde ederken mesela Allahu Ekber secdeye gidiyor. Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim diye orada söylemesi lazım. Allahu Ekber secdeye Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim. Böyle birbirine katıyor. Olmaz. Böyle hoca iyi hoca değil. Böyle namaz kılan adam iyi namaz kılan adam değil. Diyeceksin ki hocam bir dakika. Evet geceler kısa biz yorgunuz ama Ramazan yılda bir defa geliyor. Belki seneye ben ölebilirim. Bir daha teravih namazı kılmayabilirim. Lütfen birbirine karıştırıp durma. Güzelce kıl namazı diyeceksiniz. O sizi memnun etmek için böyle yapmaya gidiyor. İyi fıkıh biliyorsa yapmaz zaten. Bilmedi mi? Cemaati memnun edeceğim diye böyle işte. Onu ona katıyor, onu ona katıyor. İliyor, çıkıyor, doğruluyor. Perişan ediyor namazı. Siz o zaman diyeceksiniz ki, ya hayır hocam lütfen. Evet kısa oku da her şeyi yerli yerinde yap. Evet onu burada ifade ediyor.